Geldim işte, mutlu musun şantajcı çocuk? Dedi her yenildiğinde oyunu terk eden çocuk. Terk etmeyip ne yapayım? Meleğe başka bir kadından başka bir kardeş gelsin. Ben de çok güzel kocaman bir aile olduk mu diyeyim. Kusura bakmayın ama bu sefer de ben medeni olmam hakkımı kullanıyorum. Tamam. O hakkını sonra kullan. Olur mu? Yukarıda Sancar'la kavgalı olduğunu belli etme. Kime? Kahraman Boza. Eline koz verme. Tanıştırayım. Nare Çelebi. Dışişler Müdürümüz. Nare, Kahraman Boz. Korkma. Bakar ama ısırmaz. Merhaba. Göstereceğim şimdi ciciyi biciyi. Özel meselelerimiz sizi ilgilendirmez Kahraman Bey. Eğer müşteri dosyanız hazırsa görebilir miyim? Görürsün. Görürsün tabii de özel meseleler niye beni ilgilendirmiyor? Ha? Bu sırtlanlar özel meseleler yüzünden çökmüyorlar mı buraya? Aa, çökeceğim şimdi sana. Daha ne çökeceksin lan sen bana? Ha? Sen daha bana ne çökeceksin? Bak Nara Hanım. Benim karım öldürdü bunların bacıları. Sebebim oldu bu hikayeyle biliyor musun? Sonra bir de böyle kafamı şişlediler. Sevdaydı, türküydü, destanlı diye. Destan nasıl olur biliyor musun sen? He? Harbiden ölürsün, öyle olur destan. Benim sunam gibi. Ama bundan kafiye çıkmıyor değil mi? Dünyanın en güzel seven kadını öldürüyorlar. Türkü falan yakılmıyor. Arabanın camından fırlayıp asfalta yapışıyor da destan yazılmıyor. Sizin o abuk sabuk hikayeleriniz destan oluyor. Bizim kıyamadığımız sevdamız toprakta çürüyor değil mi? Başlayacağım senin sevdana. Kahraman Bey. Başınız sağ olsun. Çok üzüldüm. Toplantıda görüşürüz. Zehra. Bak birazdan karşılaşacaksın. Emin misin? Hiçbir suçum olmayan kazada sakat kalmama rağmen beni cinayetle suçlayan adamla mı? Karşılaşırım ya, ne olacak? Canım kardeşim benim. Melek burada olmasa gelmeni istemezdim. Abicim merak etme. Yahu ortak olduk adamla artık. Belki bundan sonra her gün göreceğim. Hem siz toplantıdayken biz de Melek'le mali işlere bakarız. Buyurun bakalım Melek Hanım. Buyurun. Şimdi bu benim marinam mı? E bir tek senin marinan değil canım. Gediz'in de, Müge'nin de, babaannenin de, amcanın da, halanın da. Bir de hala kahramanın da. Merak etme, merak etme. Çok uzun sürmeyecek. De haydi bakayım patronlar, haydi. Haydi. Zehra. Hala. Sen de hisselerini bana versen, burası en çok benim olur değil mi? Oho, sen o zaman hepimizin patronu olursun. Yaşasın. Kız ben senden korkmaya başladım ha. Sen yakında beni emekli ya da koltuğuma geçersin. Senin koltuğun büyük. Ben kendime yeni koltuk alırım. Oho, bu ne ya? Toplantı mı yapacağız, beşik mi sallayacağız? Çoluk çocuk, aile gelmişsiniz. Hayırdır?
Ben çocuk değilim bir kere, ortağım. Bu arada ismim Melek. Biliyorum, duydum. Baban hisselerinden vermiş sana. Hayırlı olsun. Ne yapacaksın? Yoldakine de benim hisselerimi mi vereceksin? Yoldaki ne demek baba? Bir şey demek değil babam. Bak annen yukarıda terasta. Sen çık yukarı, o sana anlatacak yoldakini. Hadi. Babam sen annenin yanına geç, ben geliyorum hadi. Kızın bir kardeş olacağını bilmiyor. Ağzını açıp tek kelime daha dersen var mı ya? Ne yaparsın? Ne yaparsın? İşime mi çökersin? Ama onu yaptığınız sayede mi? Ailemi yok edersin o zaman. Ha bir dakika. Onu da bacıların yaptı. Al işte. 20 sene oldu. 20 sene. Ben de 6 yaşındaydım. 20 senedir bende bir değişiklik yok ama. Karım hala mezarda. Sende durum ne? Ayağımı mı soruyorsun? Hı hı. Topalım ben de hala. İyi mi? Oldu mu? İyi. Kal öyle. Abi! Abi yapma. Anne bir şey soracağım. Sor. Yoldaki ne demek? Nasıl? Aşağıdaki amca, baban sana hisse vermiş, hayırlı olsun dedi. Sonra da babama, yoldakine benim hisseyimi mi vereceksin dedi. Kim o yoldaki? Bilmiyorum anneciğim. Biz kendi yolumuza bakalım. Başkalarınınkine değil. Hatta işimize gücümüze bakalım. Hadi bakalım toplantıya. Dependen baksın Emi. Kız ödüm koptu anlayacaklar diye. Tamam be, geldik işte. Sorun oldu mu? Yok kız, kimse uğramadı. Yüzümüze bile bakmıyorlar bu konakta. Nasıl yani, sorun olmadı mı? Yok anam yok. Ne soran var, ne aç mısın susuz musun diyen. Bu yastıkları da boşa koymuşum buraya. Gavruk. Sancar Efe nerede ki? Nerede olacak Sancar Efendi? İşe gitti. Onu demiyorum. Gece, sabah evde mi uğramıyor? Sevmeden evlenmek zor. Eve uğrayası gelmiyordu gari. Sen yürümüyor. Halagı. Senden o tanıyor be. Ne deme. Gülsüye. 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 Gülsüye dedim, neredesin? Buyur. Bütün gün ne arıyorsun ne soruyorsun bir isteğin var mı diye. Hayırdır?
Çağırmayı bilmiyor mu? Ünlü'yü verseydin. Bir saattir ünlüyorum. Sesim garıktı. Git bana çamaşır hazırla. Banyoya gireceğim. Ünlemeyi biliyormuşum. Kendi çamaşırını çıkarmayı bilemiyorsun gerçi. Buyur. Başka bilemediğin bir şey olursa ünlensin. Vay ya bunu! Kız bir dur. Zaten seni sinir etmek için yapıyor. Ha? Senin bebeğin var, ağır olacak. Ne yaptın sen? Buldun mu Nari'yi? Taşınmış oradan. Bulamadım. Ama başka bir şey buldum. Ne buldun? Yahya abiyle Dudu'nun arasında bir şeyler var. Ben de menekşeysem Yahya abi bundan böyle benim kölem olur gari. Abo. Hadi geç. Hemen boyunla atlayacak değil ya. Sana göre hava hoş ana. Sen ne de olsa Menekşe'nin hakkından gelsin diye getirdin Elvan'ı. Bu arada benim de biraz hakkımdan gelecek belli ki. Onu kız kovarken düşünceydim. Acık şükret bir şeyler yoluna giriyor. Oğlun ne de olsa sana çifter çifter torunlarını veriyor. Sen şükret ana. Hem de belki hayatta bir gün mene şükredecek bir sebep veriyor. Çakma gelinin saçını başını yoların da hala. Sor bebeğe bir şey olursa benden bilirler, ondan elleşmiyor. Emma az kaldı. Açca mı bayramlık ağzımı? Kesinlikle bayramlık ağzını. Elvan abla. Abam. Ay kız dur dur, sanki 10 yıllık kuvvetten döndüm ha, bir dur. Kız döndün mü? Hak etme. Hak etme. Ablam, ablam. Neler oluyor bitiyor, anlatın bakayım. Niye yoluyorsunuz benim entrik eltimin saçını? Gangus durdu bana Gan. O cadı anasını oduma yerleştirdi, ben Halise Efe'yle kalıyorum. Değil mi? He, açık önce de banyo yapacakmış, kokmuş. Kıyafetlerini dolaptan çıkaram diye beni ünledi. Banyo mu yapıyor? Tam şu an mı? He. Tam şu an. Neden ki? Kız Eva, senin bir göz gak gidem diyor.
öteki göz otur aşağı diyor. Ne oluyor be? Ana kız, yürü. Kahraman Bey, sonuç olarak şu anda bu marinanın %51'i Sağ Dışlar Şirketler Grubu ve ailelerine ait. Hisse paylaşımı da şimdilik şu şekilde. Şimdilik mühim kelime. Eğer sermaye artırımını karşılayamazsan hisselerinden biraz daha alırız ona göre. Bacılarınıza da hisse vermişsiniz ha? Ailelerimize hisse veriyoruz. Doğrudur. Ben bu marinada evlendim biliyor musun Aran? Seninle bir akşam açarız, sen dertlerini anlatırsın, anılarını anlatırsın, ben de dinlerim. Şimdi ne yeri, ne zamanı? Ne yeri, zamanı lan? He? Sunam'ın katillerini hissedar yapmışsınız, daha neyin yeri, zamanı lan? Küçücük çocuklara hala katil diyorsun, bak ben tutamayacağım kendimi, rahat! Yeter, yeter, hey! Oturun yerinize. Oturun yerinize. Kahraman Bey, siz de. Kahraman Bey, acınızı anlamak mümkün değil. Ama biraz olsun tahmin edebilirim. Herhalde benim başıma gelseydi ben yaşayamazdım. Ama rahmetli eşiniz çok şanslıymış ki böyle bir sevgiyi yaşamış. Eminim öbür dünyada yine birbirinizi bulacaksınız. Ama bu fani dünyadaki toplantımızda biraz daha sakin kalabilir miyiz? Bunlar beni sakinleştir diye mi getirdiler seni buraya Nara'm? Görev tanımında böyle bir şey yok. Ben sadece burada bir yönetim oluşana kadar Sadıçlar Marina'nın Dışişleri Müdürü olarak destek vereceğim, o kadar. Dışişleri Müdürü olarak burada değilsin. Yarın kızımın velayet davası var. Kızımın velayetini dedesi annesine verecek. Nara Hanım, kızımın hisselerini temsilen burada. Ayrıca Nara Hanım yeni genel müdürümüz olur. Bundan benim niye haberim yok? Vallahi benim bile yok. Oldu işte haberimiz. Buranın genel müdürü benim. Alo. Küçük bir kız çocuğunun genel müdür olmasına göz yummam. Kime diyorum ya ben? Hey! Sadece. Dışarı. Nerede sen burada duruyorsun? Bana bak alacık kuş. Hanım bir kadına benziyor. Ama burayı ne bu sadıçlara ne de sana yedirmem, haberin olsun.
Nereden çıktın lan bu genel müdürlük? Buraya bir genel müdür lazım değil mi? Bir dakika. Meryem'le beraber olmasın diye, birlikte çalışmayalım diye bizi iki marineye bölüyorsun ha? Kahramanı da bu yüzden musallat olduk. Tabii ya. Nari marinada çalışacağım diye tutturunca geldin yeni marine aldın. Müge'nin intikamı falan da hikaye, bahane. Müge'nin intikamı alındı mı? Alındı. Kahraman hisselerinin yarısını kaybetti mi? Kaybetti. Haftaya kalmaz hepsini kaybedecek. Gerisinden sana ne? Gerisinden bana ne? Gerisinden bana ne? Doğru ya. Sen de haklısın. Ben de olsam Nari ile beni bir arada bırakmazdım. Ne olsa ben bekarım. Sen evlisin. He? Ben onun sonuna kadar sadık kalabilirim. Yani de ben sensin. Sus sen! Sen sus lan! Sen sus! Evde karnı hamile. Baba olacaksın baba. Evinin ailenin başında dur. Nari'ye de yara açmayı bırak. Kime bırakayım? Sana mı? He. Bana. Bırak da açtığım bütün yaraları sarayım. Lan! Ya ne yapıyorsunuz siz? Siz yine neyi paylaşamıyorsunuz? Seni. Ne saçmalıyorsun sen? Ben bizim marinada çalışmaya devam etmen gerektiğini düşünüyorum. Sancar tutturmuş buraya genel müdür olman lazım diye. İkiniz de bana fikrimi sormayacak yani öyle mi? Bir söylesenize mal filan mıyım ben? Ha? Ne malı ya? Ya saçmalama estağfurullah. Niye? Hangi marinada çalışacağımı tartıştınız mı? Tartıştınız. Bana fikrimi sordunuz mu? Sormadınız. Hoş ben de hala niye şaşırıyorsam. Sadıçların ortak tavrı bu. Bana fikrimi sormamak. Sadıçların ortak tavrı. Sadıçların ortak tavrı ha? Tamam. Hepimiz birbirimize fikrimizi soralım o zaman. Ben önce Sancar'ın fikrini merak ediyorum. Hı? Ne fikri? Sakın. Nari'nin İsviçre'ye taşınmasıyla ilgili ne düşünüyorsun Sadık? Ne diyorsun lan sen? Ben bir şey söylemiyorum. Nari söylüyor. Yarın velayeti alır almaz Melek'le beraber İsviçre'ye yerleşeceklermiş. Doğru mu? Doğru. Konuşacağız. Benim seninle konuşacak bir şeyim yok. Ha kızım alıp İsviçre'ye gidiyorsun ama benimle konuşacak bir şeyin yok. Sen bize ihanet etmeden önce bizimle konuştun mu? Konuşacağız. Şşt sadece. Aile meseleme karışmak istemezsin. Konuşacağız. Bak. Sana bırak dedim, bırak. Bak ya herkesin önünde omzuma atar götürürüm ya da paşa paşa gelirsin sen seç. Gelmiyorum, bırak. Öyle mi? Peki. Ya bıraksana, ya bıraksana delirdim ya sen. Hadi. Sancar de. Sancar da bırakayım. Hadi. Kendim yürürüm. Thank you.
Gece'ye gideceğiz ve bence gideceğimiz yere kadar tek kelime etme. Çünkü çok sinirliyim. Hadi bak ulan dükkan frenine basmayı unutma. Zehra, Meleği bize bırakır mısın? Elvan'a çok geç kalmayacağımı söyle lütfen. Gelmeyeceksin mi? Geleceğim. Hadi hazır. Yahya abiyi gördün mü? Evde mi? Evde, evde. Nare'nin evini mi soracak? Söylemez kız. Söyleyecek. Ben de gidip o gavurlara bebeğimi söyleyeceğim. Şşş, bize bakıyorlar. Gel masaya geçelim. Gel. Seni de iyi akşamlar kızım. Buyur. Hoş geldin Elvan. Aa! Asıl siz hoş geldiniz Atike teyze. Kısmetse üç gününüz ne zaman doğacak? Hangi üç günümüz? Misafirliğin makbulü üç günmüş ya. Kız, geliği gelmezsen bizi kovuyor mu? Aa, aşk olsun. Gök görmediğimdir emme, o kadar da değil. Üç gün doğmadan kovmam. Meraklanma. Elvan abla. Senin de üç günün doldu diye mi kovdun Nare? Ben gelmesi için yalvardın Menekşe. Gel bakayım kocanın yanına. Do
Doğru diyorsun Elvan abla. Olan var. Olmayan var. Buyurun patronci hanım. Neredeler ki? Bilmem. Allah Allah. Arayalım. Yengem neredesiniz ya? Biz geldik, kapıda kaldık. Döndü. Kız ben konaktayım. Ne? Döndün mü? He. Konağın gelini geri döndü. Şimdi eltim düşünsün. Allah be! Tamam, hiçbir yeri kımıldama yenge. Ben geliyorum, meleği de getiriyorum. Kız meleği de mi getiriyorsun? He, getir getir. Ben de ona kek yapıvereyim. Tamam. Hadi kapı yap. Melek mi geliyor? He, geliyor. Üzüldün mü? Yerde ararken gökte buldum yalım. Neyi yerde ararken gökte buldun? Kek Elvan abla, kek. Canım kek istediydi de. Bebeğimin canı yani. Yengesi yapıverecekmiş, değil mi oğlum? Burada böyle. Adım anmamaya tövbe edince delirdim biraz. Kızımı da alıp gidersen yıkarım herhalde. Yaksan da yıksan da gideceğim. Velayetini alırsam gidemezsin ama, değil mi? Kızımla tehdit ederek mi tutacaksın beni burada? Bu neyi çözecek be adam? Seni göreceğim be kadın. Sesini duyacağım. Adımı söylemesen de sesini duyacağım. Nefretle baksan da bana bakacaksın, bana. Ne adını anacağım, ne yüzüne bakacağım. Götür beni buradan. Thank you.
Bak etme. Sana yolun açık olsun demeyi istemem mi sanıyorsun? İsterim. Vallahi isterim. Seni şuramdan çıkartayım. Görmeyince delirmeyeyim. Vallahi isterim. Sen de benden uzakta huzurlu mutlu bir hayat kurarsın. Yemin olsun çok isterim. Ama yapamam be kızım ya, yapamam. Vallahi yapamam. Benim aklım sensizliğe ermez ki. 9 sene erdiğini öper. Ermedi. Benim aklım senden başka hiçbir alt ermedi. Kim yokluğunda bu kadar sevilir lan? Kimden bu kadar nefret edilir? Kim adamda şuur bırakmaz ha? Daha 18'inde şu kapıdan kovulan küçük bir kız mı mesela? Kovdum seni. Yaptım bunu. Allah benim belamı versin yaptım. Ver de zaten. O günden sonra iflah oldun mu? Olmadım. O gece burada bir köylü çocuğu öldü Nare. Alacakuş uçuruma çıktı, yere çakıldı. Alacan nefesi de şu kapıya. Sen yaralarını sar diye geldim ben sana. Aç kapıyı, aç. Alacan nefes de şu kapıya çocukluğunu bıraktı. Kötü bir adam oldu. Çok kötü bir adam oldu. Acı çektikçe yüreği karardı. Dünyayı herkese zindan edesi geldi. Her şeyi yakıp yıkası geldi. Nare, şimdi gidersen yine çok kötü bir adam olurum. Çekil. Nare, olmaz. Karısı hamile bir adamın yanında durmak istemiyor. Durma, durma. Yanımda ol demiyorum ki. Biliyorum imkansızız, biliyorum sensizim. Yanımda olma, memleketimde ol istiyorum. Nare bak gidemezsin, bak yapma. Biz birbirimize yazılmışız kızım. Sevda bu. Mühür lan bu, mühür. Bu ne sevda? Ne de mühür? Bu ne biliyor musun? Lanet. İndirdin beni uçurumdan. Sana inince ben de çıktım oradan. Atılan kendini aşağı dedim. Aklını gebertip ben de sallayacaktım kendimi aşağı. Senle Melek ben sana huzurlu bir dünya bırakacaktım. Niye değirmende engel oldun bana? Niye aklını gebertmeme izin vermedin? Niye kızımız babasız kalmasın dedin? Madem beni sensiz, beni meleksiz bırakacaktın. Niye girdin kanıma? Niye hayata bağladın beni? Madem sizi elimden alacaktın, niye yaptın ha, niye? Ben almadım. Sen aldın. Almadım ama alırım. Yarın mahkemede velayet almak için elimden ne geliyorsa yaparım. Koyarım meleği konağa. Sen gidersen ben çok kötü bir adam olurum.
acılara dönünce. O tez dönüşün geç olunca kendime tahammülü öğrendim. Kördüm, bilendim, seni unutmayı öğrendim. Sen yoktun, ben yalnız kalmayı öğrendim. Acıya duvar gibi durmayı öğrendim. Kaybolmuş bir dilin sözcükleri gibi köksüz bağsız durmayı öğrendim. Vazgeçtiysen hep sağlak yanlışlarımdan, geçtiysen bitmek bilmez kaşlarımdan. Korkuma kimseye ödenecek borcum yok. Yok saymayı ben senden öğrendim.